Yurt içi seçmen sorgulama bölümünden, YSK mobil uygulamasından, 444-9975 numaralı YSK çağrı merkezinden veya askı dönemi içinde bağlı olduğunuz muhtarlıklardan kontrol edebilirsiniz. Kaydınız yoksa veya bilgilerinizde değişiklik talebiniz varsa askı dönemi içinde nüfus müdürlüğüne başvurduktan sonra başvuru belgelerinin onaylı bir örneğini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ediniz. Unutmayın, her oy değerlidir. Genel izleyici için uygundur. Efendim, Ünlü Sohbetleri hoş geldiniz. Bugünkü konuğum senarist, yapımcı, yönetmen Uğur Yağcıoğlu. Hoş geldin Uğur. Hoş bulduk Serap. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl olsun? Çok yoğundun. Anca gelebildim bana konuk. Yoğunluk işte biraz böyle kış, biraz işte... Yaz değil mi? Yani hafif de havalar da iyi olsun dedik. Doğru söylüyorsun. Hava da bugün bayağı güzel. Dün çok kıyamet kopacak dediler de hiçbir şey de olmadı ya. Dün biz sabahleyin şeye gittik, İstanbul dışına çıktık. Kar yağdı yolda. Ama öyleymiş. Bayağı kar yağdı yani. İstanbul'un başka bazı yerlerinde kar yağıyordu, bazı yerlerinde güneş açıyordu. Kar sonrası bayağı güneş. Eskişehir'den sabah arkadaşım bir şey fotoğraf koymuş, video koymuş. Bayağı kar var yerde. Allah köpek Allah. Oynuyor şeyde. Artık karda. Tamamen her şey değişti değil mi? İklim bozuldu. Evet. Bakalım nereye gideceğiz. Burcum. O kadar dolu dolu bir kariyer hayatın var ki inanılmaz. Yani hem senaristsin hem yazarsın. Ayrıca yönetmen ve işlerini de kendin yapıyorsun. Yapımcılık da yapıyorsun. Yaptıklarım var. Yaptıklarım var, yapmadıklarım da var. Ama genelde sen yapıyorsun zaten. Yapımcılığını da yapıyorsun. Nasıl başladın? Nasıl başladım? Üniversitede bir tiyatro kulübü kurarak başladım. Yani en ilk öyle başladım. Nasıl başladım? Önce doğdum tabii. Yani oradan başladım. Tabii. Ama kimisi böyle şey hani kendim. İşte okul hayatında öğretmenlerin teşviği de falan oluyor ya böyle. Onu çok merak ediyorum. Ya, senin yok, öğretmenler bilmiyorum öyle şey olmaz. Yani üniversitede kurduk. Çok öncesinde de hani ufak tefek. Ya bizim mesleğimiz hani yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk, müzisyenlik bana hep böyle çocuk mesleği geliyor. Yani çocukların çocuktan başlıyor, yapacağı şey. Yani şurada bir oyun kuracağım, sen şunu yap, sen bunu yap. İşte evcilik oynarlar ya. Bizim mesleğimiz biraz o yani. Biz hani şeyle çocuklukları uzun süren insanlarız. O yüzden de yani en şeyden başlayabilir ya. Herhalde kim bilir ne zamandan başlamıştır ama ilkokulun şeyinde de mezuniyetinde de bir şeyler yapmıştım. Ama hani onu da şimdi kariyer başlangıcı olarak almayalım. Ama yine sonra bir EYT'li olur ya. Emekli yaparlar bizi yani. Değil mi? Şey o kadar yaşlı değilsin daha. O kadar eskiye gitmeyelim. Peki üniversitede mi karar verdin? İşte ben yönetmenlik yapacağım, senaryo yazacağım. Nasıl oldu? Üniversitede orada bir kendimize bir belki hani insan kendini ifade edebileceği bir alan ararken yazdım. Yazıp yönettim. Oynadım. Ama yani müthiş bir cahil cesaretiyle yani. Hani öyle bugün baktığım zaman mümkün değil yapamam o şeyde o kadar bilgiyle o şeyi. Kendi arkadaşlarımız arasında bir de böyle kurs gibi bir şey kurmuştuk. Ay, hem de güzel. Oyuncu kendi oyuncumuzu eğitip kendi bir şey yapıp öyle bir tiyatro yapmıştık. Oynamıştım da orada. Orada zaten ilk son o. Tiyatro oluşum değil mi? Ha, tiyatro oluşum demiştik öyle çok. Sen mi ismi yok koydun? Ben bulmamıştım ama. Ama güzel bir isim, tiyatro oluşum diye bir arkadaşımız bizim yine orada bizim ekipten o eğitmen de olan arkadaşlarımızdan bir tanesi kurmuştu tiyatro oluşum diye. Orada bir oyun oynadık. Bir oyun oynadık yani. Ama olsun o da bir tecrübe sonuçta değil mi? Tabii. Yani. Ya olmazsa olmazdı. Ben onu o zamanki VHS kasetleri vardı. Böyle bir kasetler. Betamax VHS kaseti vardı. O kasetle geldim İstanbul'a. Çok da iyi bir şey yaptığımı düşünüp böyle insanlarla görüşmek için kimse de benimle görüşmedi yani. Referans olarak mı almıştın yanında? Tabii. Ben bak böyle bir şey yaptım. Bunu görmeniz lazım. Siz kimle muhatap olduğunuzu biliyor musunuz çok falan ya. Ama asla kimse muhatap olmadı. Gerçekten ben. Gerçekten mi? 3 sene falan. Hiç yani.
Yani böyle bir şeyler yazmışım, etmişim falan, insanlar ciddiye alacak zannediyorum. Yok öyle bir şeyler dünya. Yazdım derken de film mi yoksa tiyatro oyunu mu? Böyle... Bir dizi yazmıştım. Aa, çok iyi. O dönemde. İşte ne yapacağım? İşte bunu da bir meslek haline getireceğim ya. Evet. Bir tane de dizi böyle demosu gibi bir şey yazmıştım. Çok iyi. Ha, birisi yapabilirdi o dönemde. İyi ki yapmadı yani. Sonra ben öğrenmeye başlayınca işi onun da hala nasıl, duruyor nasıl mu? Nasıl bir şey yaz. Yok, kaybettim ve hani tamamen akıllardan şey, da akıllardan sildim. Da kendimden de sildim. Ama çok iyi işler sen yazdın. Çok iyi işler de yönettin. Hepsinden bahsedeceğiz. Mesela Ayrılsak da Beraberiz ekibindeydin. Çok başarılı bir diziydi. Çok sevgili Janset ve Hakan Yılmaz'ın oynamış. Birol Güven'in bir işi. Zaten benim şey, hani beni böyle kimse ciddiye almıyor. Kimse hiç yaptığıma bakmıyor. İlk Tükenmez Kalem vardı, hı-hı, o zaman. Gani Müjde ile Birol Güven ortaktı. İlk benim tanışmam Gani iledir. Gani de beni Birol Hoca ile tanıştırmıştır, hı-hı, ve onunla yani o ilk ciddiye alan o. Hani yani, pişman mı bilmiyorum. O zaman yani. Gani Müjde ile aslında başladı. Evet evet, Gani Müjde ile. Tabii tabii, Gani Müjde ile başladım. Gani zaten ilk gün Gani seni biriyle tanıştıracağım, hı-hı, diye bir telefon açtı. Kendi ortağına yani Birol Güven'e. Ondan sonra o da geldi hemen şirkete. Ve yani geçen perşembede beraber ne yemek yedik yani. Ne kadar başarılılar ama, değil mi? Hala da çok başarılı ikisi de ve mizah anlayışı da çok farklı. Tabii, tabii. Sen de genelde hep romantik komedi yazdın, değil, hı-hı, mi diziler? Evet. Yani çok komedi yazdım, dram da yaptım. Hı-hı. Bir iki yani filmde özellikle. Evet. Film, dram, aşk filmi, hı-hı, tırnak içinde başlığı altına geçen işler de yaptım. Hı-hı. Ondan sonra biraz böyle son dönemde daha böyle spesifik konulara girmeye de çalıştım. İşte nöroloji gibi, şey gibi, hı-hı, sinir bilim gibi, fizik gibi onu. Şeylere de girmeye biraz çalıştım. Biraz bilim kurgu. Biraz bilim tarzı. Kurgu, biraz kendi meraklarıma da hani meslekle kendi meramı bir araya böyle bir nasıl yaparım mı da yaptım. Yani. Ya o güzel bir şey aslında. Şimdi yani hani zaten o kadar çok yani komedi ve romantik komedide çok başarılı işlere ve dramda da başarılı işlere imza attınca, değil mi, biraz daha böyle bilim kurgudur, ne bileyim aksiyondur, dönemdir. Hı-hı. Var mı böyle planların? Dönem yok. Dönem şöyle yani, dönem diye hani her şey bir dönem de. Evet. Ya işte hani, yani biz eski şeyde tarih, işte. çok tarih ile hani kendimi o yetti sahibi de görmüyorum. Merakım da o değil. Yani şöyle diyebilirim aslında. Mesela korku filmi de yapmam. Çünkü korku filmi de hani izleyicisi de değilim. Hı-hı. O marketin müşterisi de değilim ben. Evet. Aynı şekilde tarihle ilgili de benzer bir şey söyleyebilirim. Nispeten bir merakım vardır ama hani fiziğe daha çok merakım vardır. Çok yani çok arada çok hani birine üzerinden 10 dersen birine 90 diyebilirim. Hı-hı. İşte şeye, neuroscience'a, hani sinir bilime, beyne yine 90 merakım vardır. Yani şimdi daha merakım olan şeyleri tabii ki hem öğrenip hem anlatmayı seviyorum. Yani anlatırken de öğrenmeyi seviyorum. Evet. Bir de bu işin keyifli tarafı o işte. Hani dedim yani, hı hı, hep öğreniyorsun, hep, evet, hep okuldasın yani. Peki mesela ya sen tabii ki yazıp çektiğin işler de var ama yazmadığın ama çektiğin işler de var. Evet. Sana senaryo geldiğinde, o teklif geldiğinde neye dikkat ediyorsun? Hani geri çevirdiklerin çok oluyor mu? Önce geri çevirdiğim oluyor. Neye dikkat ediyorum? Bir kere yani en ilk şey hani elle tutulur bir şey olması gerekiyor. Şimdi senaryo çok değişik bir şeydir. Yani bir şeye, bir projeye adım atmak çok şöyledir. Çok aşık olur insan, hı hı, yaptığı işe. Evet. Yani öyle şeyler dinlersiniz ki yani özellikle çevrede. Yani bir işte bir kadın bir adama aşık. İşte aşık hani güzel değil mi falan. Tamam da hani ne yani içeri, şeyi kastediyorum yani çok ortalama bir şeyi bulup projeyi, aslında kadın adam aşık falan değil, o projeye aşık. Hani çok kim o şey yapıyorsa o projeye aşık. O yüzden hani oradan çıkması gerekiyor. Biraz böyle daha içi dolu olması gerekiyor. Bir işin hem tarafı hem hakemi olamazsın. Biraz hakemlerden onay alabilir hale gelmesi gerekiyor, hı-hı, o işin. Evet, evet. Yani ondan sonra da yapılması gerekiyor. Ama tabii yani biz, bu da şöyle bir şey ki, bunun da kıstası ben değilim. Benim yaptığım işlerde
bin tane adam vardır beğenmez yani hani. Ya tabii ki o. Hı-hı. Bir de sen bir bağımsız sinemacısın aslında. Sinemacı olarak bağımsız bağımsız sinemacı bağımlı diziciyim. Hani dizi olarak bağımlı çünkü büyük farklı işler o başka bir mecrası olmuş. Tabii. Televizyon kanalı kurmam lazım bağımsız olayım. Değil mi? Tabii. Doğru. Çünkü dizilerde inanılmaz bir yarış var değil mi? Yani özellikle tabii. Bu şimdi hani bu major kanallarda yayınlanan dizilerde acayip bir yarış var. En ufak bir şeyde bay bay denilebilir ve her şey çöpe atılabilir. Müthiş şey var, rekabet var yani. Çok hep büyük böyle rekabet. Evet. Ama sinemada öyle değil tabii ki. Sinemada da var ama sinemada kendi alanınızı kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Sinema, evet. Yani benim şeyime, konfor anlayışıma daha aslında daha uyuyor diyebilirim. Şey daha olarak, özgür. Evet. Ama şeyde de dizi yaparken de makinenin bir parçası oluyorsun. Doğru. Ama o makine çok böyle bir şey. Kanal sahibinden, drama müdüründen, işte o işe karar vereninden, yapımcısından. Yani o bir tam bir hani fabrika, tam bir endüstri. Sinemada biraz daha özgür olabildiğin, evet. Kendi istediğin hikayeleri anlatabiliyorsun. Birisi başka birisi beğenmezken başka birisi beğenip onunla yürüyebiliyorsun. Bir yarışın yok açıkçası. Aynen. Biraz kendinle yarışıyorsun aslında. Kesinlikle. Peki sence sinema bitiyor mu? Ve dijital mecralar sinema bitiyor mu derken hani sinema dükkanları mı? Hem o yani tabii ki yani sinema genel hani. Ya sinema devam ediyor. Sinema aslında şöyle mesela pandemiyle beraber şöyle bir şey konuşuldu. İşte sinema sektörü en çok bizim sektör çalıştı. Ve hep bizim tabii izinlerimiz doğru. Vardı, sokaklardaydık tabii. Vesaire. En çok bizler çalıştık. Çünkü insanlar evde oturduğu için içeriye ihtiyaç. Evet. İçerik ihtiyacı duydu kanallar, dijital platformlar vesaire. Şey değiştiriyor, alan değiştiriyor. Şimdi onu şöyle sorayım o zaman. Evet, sinema dükkanları bitiyor mu? Çünkü sinema derken tabii ki sen yine film çekersin, televizyon veya dijital mecralarda vesaire. Yayınlanır ki biliyorsun artık hani Hollywood bile büyük dijital platformlara çalışmaya başladı. Tabii. O ayrı bir konu. Ama yine de merak ettim. Yani o dükkanlar kapanıyor mu? Kapansa dijitaller bunu karşılayabilir mi? Bence kapanmayacak. Ama eskisi zaten şu anda da eskisi kadar değil tabii ama ki. Gerçekten çok bu seneyi çok domine eden işler de oldu. Mutlaka olacak. Bence kapanmayacak. Bir şeye hani Tunç Kanunu var ya bir şeydir. Bir yerine oturacak. Ama şu anda bir kriz döneminde yaşıyoruz. Evet. Yani evet. Pandemiden yeni çıktı vesaire. Bütün dünya aslında. Evet değil evet mi? Bir başka bir şey oldu. Ne kadar sallanacağız onu bilmiyorum. Belki de bir süre sonra dijitali insanlar kusacak. Hani evde bir şeyler izlemekten, bilgisayarda bir şeyler izlemekten. Belki de çok alışacaklar. Bilmiyoruz ki yani o algoritma biz o yazılıma sahip değiliz. Onu görebilecek bir yazılıma sahip değiliz. Belki bir süre sonra İnsanlar sokağa atmak isteyecekler kendilerini. Ya bence de yani sosyalleşmek her zaman çok önemli. Çünkü zaten hani artık o kadar rahat herkes yaşıyor ki yani bir asosyalleşmek var zaten. Hani işte alışverişi online yapıyorsun, işte yemeğini online sipariş veriyorsun değil mi? İşte artık dijitaller var. Bir sürü film, diziler, ya alternatif çok fazla. Yani artık hep evden çıkmıyorsun bir şekilde. Yani bir sosyal hayatın eskisi gibi değil. Ama o da kötü yani değil mi? Yani insanların buna ihtiyacı var. Ve insanların dışında da yapımcıların da ben şimdi şeyi merak ediyorum. Sen ayrıca yapımcı olduğun için bir film yaptığın zaman hani onu sinemalarda göstermek ve ayrıca onun maddi geliri de tabii ki çok önemli. Hı-hı. Hani ben onu merak ediyorum aslında sen ne düşünüyorsun o konuda diye. Hani sinema diyelim ki yok artık. Sen bir yapımcısın ve film yaptın. Senin masrafını aslında dijital karşılar mı? Onu merak ettim. İşte kaldırır mı? Bir televizyon kanalıyla çalışır gibi dijital platformla da o zaman işin sürecin bir aşamasına dahil edip dijital platformu. Onunla çalışmak daha sağlıklı. Bitirdikten sonra çünkü dijital platform bu bize uygun değil diyebilir. O zaman yapacağın hiçbir şey yok. Ha, değil mi? O zaman şey tamamen harcını. Çöpe atmış olursun. Ya da işte açık oluyorsun. Kanallar vesaireler bir var. Ben açıkçası benim için soruyorsam ben sinemayı seviyorum. Evet. Ve yaptığım iş sinemada gösterilsin istiyorum. Onun keyfi ayrı. Bir de yani ayrıca bazı filmlerin yapımcılığını da kendin yapıyorsun. Hem yapımcılık yapmak hem seni yönetmek zor olmuyor mu senin için? O nasıl organize oluyorsun? Yok benim bildiğim iş bu.
Hı hı. Yani bizim mesela sokağın başında bir tane market var. Sabah 8'de açıyor, gece 2'de kapıyor. Bana o zor geliyor. Yani değil mi? Bana o zor geliyor. Geçenlerde o şey diyor yani, sizin işinizde de o, sizinki zor dedim yani. Hani aslında şey, iş gibi değil de yani yaşam. Evet evet. Şeyin yani. Benliğin bir parçası artık. Evet, yani başka şekilde ifade edemez. Yani bir süre yapmasan kendini kötü hissediyorsun. Daha keyifli oluyor o zaman değil mi? Tabii tabii. Peki çok büyük bir Dostoyevski hayranı olduğunu duydum. Duydum. Kimden duydun? Duydum bir yerlerden. Peki Dostoyevski hani neler ifade ediyor senin için? Onun hikayeleri çünkü ağırdır yani onun yazmış. Dehasını çok dehasını çok seviyorum. Hı hı. Zor bir hayat yaşamış. Evet. Kendisi o şeyden o zorluğu damıtıp ya öyle insanları seviyorum ya. O kadar o zorluğu damıtıp. Zorluktan değil mi? Tabii tabii bir simya yaratıp yani, hı hı, o zorluğu böyle eserlere dönüştürmesini seviyorum. Aslında Dostoyevski insanı perişan eder yani. Hani çok tabii tabii çok inanılmaz kendine, ağır ve hep negatif. Hem içinde hem dışında kalman evet lazım. Çok zordur ve çok ağırdır yani hani evet, bütün hikayeleri, bütün yazmış olduğu eserler, birçoğunu ben de okudum. Çok ağır geliyor bana hani. Hani daha evet, mesela ben Gogol veya Pushkin'i daha çok hani daha keyifli okuyorum. Çünkü bana hakikaten yani Tolstoy ile Dostoyevski çok ağır geliyor. O yüzden çok merak ettim aslında hani böyle. Dostoyevski'yi severim. Yani ilk herhalde biraz da şans da çok önemli. İlk hangi kitabını eline aldığın da çok önemli. Evet. Ondan sonra ilk kitabından itibaren okuduğum kitabı çok, yani çok da büyük değildim. Yani Dostoyevski okumak için çok büyük değildim. 15-16 yaşlarındaydım. O evet, o yaşta okuduğum kitabı da dahil olmak üzere bugün severim. Orhan Pamuk'u da severim. Evet. Onda da doğru kitabı elime almışım. Onu fark etmiştim mesela sonradan. Hani Beyaz Kale'yi okumuşum mesela. Hı hı. Hani küçükken kara kitabı okusan olmazmış gibi evet, geliyor. Yani Beyaz Kale'yi okuyup Orhan Pamuk'u da severim şimdi mesela. Bütün hepsini, onun da külliyatına hakimimdir. Hı hı. Hani ama Dostoyevski'nin şeyi başkadır bende. Yani onun durumu başkadır. Okey, kitap demişken senin de çıkmış bir şiir kitabın ve romanın var. Hı hı. Değil mi? Bir hediye olarak Aldatmak ve Pazartesi Bakış. Evet. Bu şeyi çok merak ediyorum. Bir hediye olarak Aldatmak. Konu nedir? okuyacağım ama biraz böyle senden spoiler istiyorum açıkçası. Hmm. Mutlaka okuyan bir sürü okuyucumuz vardır, almıştır. Ama ben çok bir merak okuyanlar ediyorum. Okuyanlar vardı ama yani bir konu nedir hangi derken. Hangi ruhla yazdın ve içeriğini merak ediyorum. Aslında insanın dönüşümünün hikayesi diyebilirim. Hmm. En şey, bir tür metamorfoz hikayesi diyebilirim yani. Bireysel dönüşüm hikayesi. Hı hı. Onun şeyinde hemen kitabın başında şöyle bir küçük bir yer vardı. İşte bir şey olacak. Yani bir şey okuyacaksın, bir telefon alacaksın ve aynı kişi olmayacaksın artık. Hikaye bu böyle başlıyordu. Aa, yani bir tane not okuyacaksın, hı hı, ve o notundan önceki planlarla, o nottan sonraki planlar bambaşka bir hale dönüyor. Başka bir yere gidecek hayatın. Hayatı aslında bambaşka evet, bir yere evrilmiş bu, oluyor. Tabii tabii, bu bizim hayatımız çok olur ya aslında fark etmeden. Tabii canım, yani bir şey oluyor, bir anda evet, bambaşka bir yere dönmüş olursun. Bir anda işte şeyde İzmir'de şey yapacağım, bir hayat kuracağım bilmem ne derken. Bana çok olur o bir de. Bir anda diyorsun ki Toronto'ya gitmek lazım şimdi falan. Tabii tabii, artık tabii, orada yaşayacağız aniden falan böyle diye, değil tabii mi? Onun dönüşü gibi bir ya şey. Çok acayipmiş. Aa, çok merak ettim. Peki şiir, yani şiir yazmayı da seviyorsun o zaman. Bir dönem yazdım. Onları da bir arkadaşım vardı. Editör bir arkadaşım vardı. Uğur dedi, bunları dedi kitap yapalım madem bu kadar yazdın. Tabii. Onu o dönemde duygusal şey yaptım. Duygusal şiirler mi? Yani. Hepsi işte, zaten şiirler hepsi duygusal oluyor değil mi? Yani şey de var. Şey diyebilirim hani içinde politik şiir de vardır hani kitabın. Ama genel olarak hani insan. Nasıl diyeyim? Çünkü kitabın tam adı şey değil. Pazartesi Bakış değil. O böyle pazartesi çok da uzun adı koymuştum ben ona. Ha. Hiç ticari değil yani. Hı hı. Hani hep cuma gecesi olacaktık biz birbirimize. O zaman bu pazartesi bakış niye aslında? Aa, tam ismi bu aslında. Tam ismi bu. Süpermiş. Pazartesi bakış da ortada hani böyle bu insanlar da gidip bunu söyleyecek. Zaten bunu söylese zaten tamam, ben söyleyebilirim bunu, bir tek kitabı evet, alabilirim. Evet, çok zor canım. Nereden aklında? O zaman kısaltmışlar herhalde. Yani. Yani, yani, ben dedim o burasını sadece kırmızı yapalım, burasını ama söyleyeyim. Ama o da güzel, aslında ilgi çekici olmuş. Çok, benim de çok ilgimi çekti. Peki, yeni bir film geliyor.
Türkiye'de ilk defa bir filmle beraber o filmin belgeseli de çekilecek. Evet evet. Bu fikir nereden çıktı? Nasıl? Biraz bahseder misin? Bu bilim kurgu konulu olan değil mi? Evet. Çok uzundur üzerinde çalıştığım bir hikaye idi. Senaryo olarak senaryosu zaten şu anda bitti. Arkadaşlarımla, oyuncu arkadaşlarımla, içinde olan oyuncu arkadaşlarımla çalıştım. Daha gelecek olan oyuncu arkadaşlarımız var. Ve o hikayeyle, o hikayeyi araştırırken biz bir dedik ki bizde yeterli veri yok bu konuyla alakalı. Hı. Biz araştırırken bunu fark ettik. En azından Türkçe. Yeterli veri yok. Dünyada da kısıtlı. O zaman dedik biz bu araştırmamızı bir belgesel haline getirelim. Zamanla ilgili bir film. Zamanın lineer olmadığını iddia eden bir şey, hikaye. Onu da o konuyu yaparken de biz kuantum fiziğinin alanına girmiş olduk. Kuantum fiziğinin alanına girmişken de kuantum fiziği çok manipülasyona çok uygun bir alan. Doğru. Biliyorsunuz şu evet. anda hani kuantumla ilgili hiçbir şey bilmiyor musun? Ben de bilmiyorum. O zaman kuantum cüz gibi bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Hani öyle bir şey değil. Ondan sonra dedi ki bunu anlatmamız lazım insanlara. Aslında ben bir orada hocalarla konuştuk. Aslında bir iletişimci olarak o konuya girmek istedim. Yani dedim ki çünkü burada bir kuantum fizikçi olarak değil ama iletişimci olarak bir kopukluk söz konusu. Evet. Çünkü insanlar kişisel gelişimi bazen kuantum alanına çokça kişisel gelişim evet. kuantum alanına girmiş oluyor zannediyorlar. Biz bu araştırmayı ben filmlerin öncesinde bunu yapmayı seviyorum. Hı-hı. Son 3 filmdir yani filmle alakalı öncesinde çok araştırma yapıyorum. Kendim meraklıyım. Evet. Kendim öğrenirken de onun içerisinden böyle seyirciye de bir şeyler. Ne hani güzel. Hem bir film mesaj izlesin, vermek. Hem bir film izlesin, hem bir şeyler öğrenmiş Doğru. olur. Küçük küçük diye. Masallardan geriye kalan da böyleydi. Orada işte bir neuroscience durumu vardı. Burada da böyle bir kuantum fiziği ile alakalı bir belgesel. Aslında belgeselin %90'ını %95'i bitti diyebilirim. Sadece bir bizim bir metnimiz var bağlayan. Hı hı. Onu işte çekeceğiz önümüzdeki günlerde. Belgesel tamamlanacak. Belgesel tamamlanmış olacak. Hı hı. Oyuncu arkadaşım var. Hem filmde benle beraber çalışacağımız, hı hı. hem de belgeselde de çalışacağımız oyuncu arkadaşım var. Kendisinden izin almadığım için şu anda ismini söylemiyorum. Kim? Söyleyebiliriz aslında. Söyleyebilir miyiz? Tabii ki söyleyeyim. Emin misin? Evet. Faik Ergin var. Çok sevindim. O işte belgeselde de filmde de olacak. Hı hı. Hem de seyirci için de bu böyle bir sembolik şey olabilir yani hani orada gördüğü zaman seyirci de Tabii birleştirsin ki. İkisinin birlikte Aynen. olduğunu evet. diye böyle bir çok şey yaptı. Çok güzel yap. Bambaşka bir şey aslında değil mi yani Türkiye'de de bir ilk aslında ve Türkiye'de çok bilim kurgu da çekilmiyor hiç çekilmiyor hı hı. bunu bir de belgeselle desteklemek müthiş bir şey belgeselde bilim adamları da var değil mi bu konuyla alakalı bilim adamları var zaten yani sadece bilim adamları var çünkü bilim zaten. Adamsız da belgeseller çekiliyor o yüzden bizde bilim adamları var zaten ha, çok bizim daha doğru. çok çok iyi bir şeyimiz var. Ekip olarak. Ekibimiz hı hı. var orada. Kuantum fiziği denilince işte içinde birçok hocamız var. İsimlerim şimdi dalmak istemiyorum Yok, şey yapmaya ama uzakta olduğu için Mete Atatürk'ü söyleyebilirim. Hı hı. En uzakta Göksen'in şeyini söyleyebilirim. Yine Kanada'da olduğu için Mete Hoca Cambridge'de, İngiltere'de. Ondan sonra Savaş Araboğlu var. Var da var ya. Ne kadar güzel, çok iyi. İşte ya burada da hocalarımız var. İTÜ'den hocamız var. Uzay bilimci hocamız var. O da başka bir yerden güzel. Anlattı çok şeyi. Çok merak ettim. Dolu dolu bir kuantumu. Belgesel. Evet, herkes başka bir yerden anlattı. Uğur Batı var. Hı-hı. Bir iletişimci olarak o da işin içerisinde. Aynı zamanda insan beyniyle ilgili o da çok evet. Şey yapar. Araştırmaları vardır.
işte panelleri vardır vesaire. Yani var da var. Belgesel tamamlanacak, ondan sonra filme geçilecek değil mi? Film çekimleri tamamlanacak. Evet, evet. Ya aslında ya şey gidiyorlar, yan yana gidiyorlar. Ha, paralelinde gidiyorlar. Paralel gidiyorlar yani onu engellemiyor, tam tersi birbirini destekliyor. Desteklemiş oluyor. Hı-hı. Doğru. Evet, evet. Peki vizyona girecek ama bu değil mi sinemalara? Belgesel, belgesel değil. Film girecek. Film girecek. Merak ettim. Film girecek. Ay harika. Tabii. Gerçekten çok merak ettim. Sinemaya yakışacak bir iş olduğunu düşünüyorum. Bir de az önceki şeyle ilgili dijital platformlar, işte evet, sinema vesaire ile ilgili, evet, şunu da söyleyebilirim. Aslında bir dijital platformlar bir yandan da kendi o tipte filmler de ürettirmeye başladılar. Hı hı. Yani aslında yüksek bütçeli mi demek istiyorsun, yoksa daha çok şey? Yok, tam tersi bir şey söylüyorum. Çok böyle küçük insan hikayeleri mesela dijital platformlara daha yakışır hale geldi aslında. Evet. Hani tabii bütçeli işler de çıkıyor arada ama onu şuradan örnekleyebilirim. Biz mesela Masallardan Geriye Kalan tam da böyle bir iş. Hı hı. Çok güzel dijital platformda geri dönüş aldık. Evet, izlenmesi. Çok güzel geri dönüş aldık biz dijital platformda. O, çünkü tam da öyle bir işti o. Hı hı. Hani o seyircinin seveceği, o seyirciye göz kırpan bir işti. Oradan iyi bir dönüş aldık biz. Çok güzel. Peki meslektaşlarından hayranlık duydukların var mı? Geçmişten de olabilir, şu an yaşayan da olabilir. Beğendiklerim var. Yabancı. Tabii ki beğendiklerim var. Hayranlık duygum hiç yok. Evet. Hayranlık duygum hiç herhangi bir çocuklukta da yoktu. Beğendiklerim tabii ki de var. Kimler? İsim veremiyor musun? Scorsese'yi beğenirim. Scorsese'yi beğenirim ben. Inarritu'yu beğenirim. Hı hı. Ondan sonra Martin Scorsese, Alejandro González Inarritu'yu beğenirim. Christopher Nolan'ı beğenirim zaten. Hı hı, çok iyi. Böyle çok şey isimler saydım ama baba isimler saydım. Türkiye'den de yani ben şeyde izleyici tarafında, evet, kolay beğenen biriyim. Onu söyleyebilirim yani izleyici tarafı kolay bir izleyiciyim. Böyle mesleğimi izlerken masanın üzerine koymayı sevmem. Ha, okay. Hani bizde şey vardır böyle. Tabii canım. Şey yaparlar. İşi izlerken kas katı kesilir insanlar. Ay orada da o hata var, burada da bu var, o orada çok da. Berbat bir ben şey, de hiç yoktur. Ben kendimi salarım, hiç bir şey bilmiyormuş gibi izlerim. Ha, bak, çünkü en büyük keyfim benim sinema izlemek. Ha, bunu da öyle şey yapamam yani. Değil mi? Bozamam yani. Peki şeyi soracaktım. Peki keşke bunu çekseydim dediğim bir film veya diziler var mı? Yok, hiç. Hiç mi yok? Hiç yok. Şöyle. Yani keşke bunu çekseydim dediğim dizi zaten yok da film ne olabilir diye düşünüyorum. Keşke yok ya. Yok. Şimdi düşünürsen bulursan bu yanlış olur zaten. Evet, sordun diye. Aynen öyle. Yani yok, geçmişten düşünüyor olmam lazım bunu. Hiç öyle şey yapmadım. O zaman peki bir yönetmen teknik bilmeli mi? Hani sadece işte bilmeli, unutmalı. Bilip unutmalı. Neden? Çünkü kafasını oraya çok şey yaparsa insan çünkü verirse, sınırlı. Hı hı. Hani bir fokus olması gerekiyor. Evet. Benim yaptığım işler üzerinden de söylersem mesela fokus olmam gerekiyor bir tarafa. Hikaye anlatacağım. Bir hikaye anlatacağım ben. Orada başka şeyleri düşünmemeliyim. Oraya güvendiğim insanlar aslında yöneticilik ya bu sonuçta. Evet, doğru. Yönetici de şeydir ya, her işi kendi yapan değil. Doğru İşi yapanları bir araya getiren. Aynen öyle, yönetmen. Bilip unutmalı dediğim gibi. Bilmeli tabii ki de. Evet. Yani onu artık öğrensin yani. Yönetmenlik yapıyor yani. Işığı da anlatmasınlar ona yani. Doğru. Ama orada da sette de ya şuradan da bir tane falan demesin yani. Çok iyi. Yani, şeydi, ahkam kesmemesi evet, evet, gerekiyor. Onun başka bir şeyi var. Başka bir ilgilenceyi, o fokus olması gereken insanlar var. Doğru. Peki oyuncularına böyle doğaçlamaya izin veriyor musun? Veriyorum tabii. Veriyorsun değil mi? Yani veriyorum. Konudan çıkmayalım, yeterli. Bir de şey vardır, yani bizim tekstimiz şeydir, yani zemin tekst. Yani tekstten kötü bir şey yapmasına izin vermem. Tekst var çünkü elimizde. Evet, doğru. Bilmem ne kadar zaman önce yazılmış. Çok dışı çıkmaması ama lazım. Ama şey, yok, tekstten kötü bir şey olmazsa, tekstin üstüne çıkarsa her türlü varım. Yani çok uçabilir. Evet. Ama bir de anlatacağımız konuyu çok dağıtmamamız lazım. Evet. Seyircinin kafasını karıştırmamamız lazım. Evet. Doğallığı severim. Şeyde senaryoda aslında iş set bittikten sonra bitmiş olur. Doğru. Peki şeyi merak ettim. Bu yıl verilen Oscar'lar
biliyorsunuz The Whale'ı verildi işte Brendan Fraser'a. 7 Oscar, o Uzak Doğu, Amerikan ortak yapım yapılan film ismini unuttum. Her şey, her yerde aynı anda. Ben başladım da hala bitirmedim onu. Çok çok beni sürüklemedi açıkçası. Bilmiyorum, izledin mi sen İzledim. Oscar'dan bayağı süre önce izledim. Ha, okey. Peki nasıl buldun? Ya, ben biraz kopuk gibi geldi bana. Bitirmedim ya, ama. Paralel evrenleri çok sevdi sinema. Ama çok saçma işlenmemiş mi? Değil mi? Biraz böyle grotesk bir, Koreliler öyle yapıyor ya. Evet. Hani ilk sahnede herkes ölüyor. Hı hı. Diyorsun ki filmi kim çekecek? Başka biri çıkıyor, onun hikayesini dinliyorsun falan. Hani evet, öyleler ya onlar. Evet, hani bir anda böyle bir şey. Çok grotesk, hani büyük büyük anlatıyorlar her şeyi. Bunda da öyle yapmışlar. Everett'in paralel evrenlerini sinema da çok sevdi. Yani bilimde bu kadar karşılığı yok, sinemada daha çok karşılığı var. Doğru. Bir ara şey yapmıştım, bir arkadaşımla bir film izlemiştim. Bu tamamen bağımsız konuyu toparlayacağım. Genç demans hikayesiyle. Demans yani. Hayır, okay. Aslında bunama. Ama genç demansla alakalı bir film izlemiştim. Arkadaşım vardı. İşte izledik. Dedim ne diyorsun? O da şeydi, psikologtu. Dedi ki bu şey dedi, bu durum dedi sinemadaki kadar yoktur gerçekte dedi. Hani onun gibi yani, onun gibi bizim paralel evrenleri o kadar sevmiş olmamız yani sinemaya çok uygun çünkü. Ama hak etti mi peki 7 Oscar'ı ya? Ben biraz şeyim o konuda, birazcık şeymiş gibi geliyor bana, hani Kore'de işte işin içerisine girdi. Değil mi? Biraz hani destekleme de gibi bir şey şu an falan. Popüler. Yani başıma bir şey gelmeyecekse Parazit'te de ben hani beğendim ama, bu arada beğendim. Bunu da beğendim diyebilirim ama Parazit'i biraz daha beğenmiştim. Parazit'te de fazla bulmuştum ilgiyi. Bence de şimdi aynı lafı ağzından aldım. Parazit'te de o kadar büyüttüler ki ben izledim yani, hani onun gibi hakikaten 50 tane film izlemiştim ben. Değil mi? Öyle değil mi? Çok biraz abarttılar ama iyi filmler tabii ki de. Ya iyi filmler. Yani oralara kadar geldiklerine göre iyi filmler ama biraz başka şeyler de varmış gibi geliyor bana. Artık bence orada o karar veren mecra da birazcık değişti gibime geliyor. Hani eskisi gibi çok iyi, hani gerçekten hak eden işlere vermiyorlarmış gibi geliyor. Tabii ya, biz neler izledik ya. Evet. Ne Oscar'lar gibi. Evet, ne Oscar. Onu diyorum yani. Ha, sinema. Gerçekten hak ettikleri yani. Hani hak ederek aldıkları filmler, işte oyunculardır, işte ne bileyim yönetmenidir, senaryosudur. Şunu diyebilirim aslında, katılır mısın biliyor musun? Uzun bir skeç şey bu film. Değil mi? Her şey her yerde aynı. Evet, evet. Uzun bir skeç gibi geldi bana. Uzatılmış bir skeç gibi. Bitirmedim ama bence aynen öyle devam ediyor. Başladığım gibi evet, devam ediyor. Evet, öyle devam edecek. Peki The Whale ne diyorsun? Brendan Fraser'ın aldığı ödülü. Onu ben arkadaşlarımla izledim sinemada. Biliyorum. Biliyorsun. Ya filmi eleştirmeleri filmden uzun sürdü. Ayıp. Arkadaş da burada. İçer. Filmi eleştirmeyelim. Aronofsky'yi çok severim. Değil mi? Saymadım. Aronofsky'yi çok severim. Requiem for a Dream. Evet. Şeyde de Black Swan'ı da çekti çok. Evet, Black Swan çok iyi bir filmdi. Şeyi çekmişti değil mi o seri? Neydi o? Logosunu hatırladım ki Batman'i çekmişti değil mi? Batman'i çekmişti falan. Hani Aronofsky'yi çok severim ben. Evet. Ondan sonra o rahatsız eder Aronofsky. Aronofsky sineması Aronofsky rahatsız etmek üzerinedir. Yani onu fark eden şeyde de Mother mıydı bir önceki filmi? Mother'da da Mother anneydi de. I'm a Mother mı? Yok yok. Ha, anneydi de tam ismini şey yapamıyorum. O mesela o gayet hani neredeyse anksiyete geçirtecek bir filmdi. Çünkü rahatsız etmeyi sever. Burada da öyleydi. Ama bayağı bir rahatsız edici. Obeziteydi. Çok, evet çok rahatsız ediciydi. Yani mesela şey garantili bir film. Yani arada mısır yemeyeceğin garantili bir film. Hani bu filmi izlerken mısırı yiyemezsin yani. Çünkü adam devamlı bir şeyler yiyor ve o kadar çirkin yiyor ki hiç istemiyorsun bir şey yemek falan. Bir süre daha yemiyorsun yani. Belki de o performansa Oscar'ı aldı. Ve bir comeback yaptı ya, ondan dolayı belki de uzun seneler yoktu çünkü. Olabilir. Onu bilmiyorum ama kimsenin comeback'i Oscar'ı ilgilendirmemesi lazım normalde yani. Normalde değil ama ne bileyim hani artık hani sanki öyle bir şeydi. Kimler de var çok bilmiyoruz tabii. Adama verdiler şeyi işte obez oynadı. O böyle büyüttü. Bu arada ama Aronofsky filmleri içerisinde de tabii ki de bir ne Requiem for a Dream ne işte şey Pi onlar gibi de bir film değil tabii. Çok zaten tiyatro oyunuymuş galiba. Evet. Eleştirilerden bir tanesi de filmden çıktığımızda bu tiyatro gibi dediler. Ama doğru, sanki sahnede değil mi? Evet, sahnede tek mekan. Tiyatro oyunu gibi bir şeydi. Yani
Ya Oscar'ları çok şey yapmak istemiyorum. Şimdi oradaki jüri de yaş grubu da jürinin yaş grubu biraz galiba şey yaptı, yükseldi galiba onların. Olabilir, yaş grubu da doğru. O şey akademi üyelerinin. Onlar bir şekilde bir yöntemleri var ve veriyorlar. Mesela bu sene baktığınız zaman şeye de verdiler, paralel evrenlere de verdiler. Doğru. Şeye buna da verdiler. Doğru. Değişik bir kafaları var. Bazen çok hakkı yeniyor deniyor. Doğru. Bence Brad Pitt mesela Oscar alması lazımdı kaç defa evet, yani. Evet evet çok ne iyi filmler istedim. Yaptı adamcağız. Evet çok iyi. Şeye o kadar baskı yaptılar. Neydi? Leonardo DiCaprio ya. Sonunda aldı ama aldı da hak etti o filmde yani. Ya bu adamın da talih ne kadersizliği yakışıklı olması mı yani? Niye? Ve çok iyi işler yaptı mesela tabii o da. Ya. Yakışıklı olmanın yanı sıra ya, çok da iyi işler yaptı. 12 Maymun'dan Fight Club'dan ne filmleri müthiş var yani? Bir sürü çok iyi performansları var mesela. Ona da vermiyorlar mesela. Biz buradan bir kamuoyu yaratıp Brad Pitt'e mi aldırsak bu sene? Olabilir ya aslında. Ne? Yakışmaz mı? Çok güzel olur değil mi? Vallahi yakışır gerçekten. Ayrıca artık yapımcılık da yapıyor kendisi. Tabii. Birçoğu yapıyor. Hollywood'da şöyle bir şey var artık. Bir süreden sonra bu düzeydeki starlar kendi yapımcılıklarını yapıyor. Sadece stüdyolarla bir böyle ortaklık kuruyor. Aynen falan. İşte Gerard Butler şimdi çok güzel bir Kandahar diye bir film çekmiş. Sinemaya girecek inşallah izleyeceğiz onu da. Yine Araplarla iş birliği yapmış mesela o da. Ortak yapım tabii yapımcılığı hem de başrolde. Çok hoşuma gitti. Adam Sandler zaten sürekli bütün filmlerini 20 senedir adam kendi çekiyor. Bunun gibi bir sürü örnek var aslında. George Clooney falan. Yani güzel bunlar. İyi şeyler aslında. Adam Sandler deyince komik bir film aklıma. Hangisi? Çok saçma bir hangisi? Sahne. Hangisi? Bu en son Netflix'te çektiği şey. Ama o şey bir şey söyleyeyim. Şey, Jennifer Aniston'la olan. Hiç tutmayan bir filmi vardı ya. Devamlı konuşuyor. Asla başın ağrır yani. Onu bilmiyorum da Jennifer Aniston da çekti şimdi. İkincisi çıktı Murder Mystery diye izleyeceğim onu hatta. Birincisi müthiş bir şeydi. Netflix'te bir tane film çekti. O şu an aklımda değil. Ama film böyle baş ağrıtır yani. Öyle bir şey. O hırsız olduğum acaba? Galiba. Ha tamam anladım. Ya. Çok farklı bir karakteri oynuyor. Evet orada. Ama hiç susmadı. Yok. Bir sahnesi geldi aklıma şu anda ama uzun anlatmayayım. Murder Mystery'i tavsiye ederim. Bir çok iyiydi. Ben severim de çok güzel. Ben de bayılırım ona. Mesela o 50 ilk köpücüğü. Ben mesela 50 ilk köpücük filminin başka bir yerden anlatılsa yani komediden değil başka bir yerden anlatılsa bir Oscar filmi olabileceğini değil düşünüyorum. Mi? Yani aslında her gün dramatik bir iş. Her gün yani meselesi şey ya her gün kendine aşık edeceksin sevdiğin evet, kadını cümlesi. Ondan sonra başka bir hani kanaldan anlatırsa Oscar alabilirmiş gibi bir şey. Ama bunlar komedi o da güzel. Evet. O da güzel ama güzel. O hali de güzel yani. Ya ama adam değil ben şey Adam Sandler'de şeyi seviyorum. Çok farklı işlere imza atıyor. Yani tek aynı tip değil, bambaşka işlere imza atması bence çok güzel. Farklı farklı hikayeler çekiyor adam ve kendisi oynuyor. Ve çok da başarılı. Evet. Çok acayip değil mi? Çok güzel. Peki, şimdi bizim ülkemizde aksiyon çok iyi çekilemiyor. Evet. Deneniliyor, çekilemiyor. Yani her yönetmen aksiyon çekebilir mi sence? Yoksa aksiyon yönetmeni ayrı mı olmalı bir aksiyon filmi çekildiğinde? Ne diyorsun? Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya bizde de işte aksiyon sahnelerinde bazen yardımcı şirketler var. Aksiyon yönetmenini de getiriyorlar. Fakat asıl mesele şurada. Ben Norveç oralarda böyle polisiyeler yapılıyor. Bambaşka bir yerden anlatıyorlar. Yani bir Hollywood i̇şte. Hollywood'la yarışa girmiyorlar. Bizim aksiyon çekememe işi şununla alakalı. Biz Hollywood filmlerindeki aksiyon sahneleri gibi yapmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Evet. Yani öyle olmuyor. Çünkü o başka bir endüstri. Ve bambaşka standartlarda çekiliyor. Çok. Yani ama mesela Norveçli bunu başka türlü yapıyor. Doğru. İzlandalı başka türlü kendi yapıyor. Kendi tarzı var onların. Kendi tarzı var. Ve onunla aynı şeye girip aynı ligde değil yani. Evet. Başka bir şey yapıyor. Başka şekilde yapılınca olur. Ama Hollywood'daki standartla yapacağı hani şimdi The Bourne Identity'yi burada nasıl çekeceksin? Yani her neden ama bir dakikada peki, bir buçuk dakikada bir bunun? Araba patlıyor, şeyler uçuyor, tamam, köprüler sadece yıkılıyor. Sadece bütçe mi bu yoksa biraz vizyonla ve şeyle yetenekle de mi alakalı? İkisi de. Diyelim ki bütçemiz var. Yani bunu ne para kazanacak bu? Kadar vizyonun olması lazım. İkisi beraber. Hani şey diyor yani çok gezen mi çok yemek mi evet. Gezerken okuyan. Hani onun gibi yani ikisinin de olması. Şey evet biz tam bir endüstri değiliz sinemada. Hani
sinemada diyor. Evet. Diziler biraz daha şimdi çok başka ülkelere satılır oldu ama biz sinemada henüz bir endüstri, sadece bir art house kategoride birkaç tane yönetmenimiz var. Dünyada da karşılığı olan. Ben de satıyorum ama film bayağı daha benle olmuyor tabii ki bu işler. Şeyde şirketimizin adı neydi? Art House, evet. Birkaç yönetmenimiz var, evet. Dünyada, yani dünyada değil demeyeyim de Avrupa'da adını kabul ettirmiş. Onun dışında sinemada böyle bir hani endüstri durumumuz henüz en azından yok. Yani mesela nasıl diyoruz, Kore sineması mesela, evet. Bir şeyler yapmaya başladı. Evet. Adamların kalemi de çok güçlü, çok acayip işler yazıyorlar ve alıyoruz bunu. Üslupları var ya, bir üslupları var. Şey gibi, İran gibi. Evet. İran'ın da mesela bir üslubu vardır ya. Evet. Yani bir üslubu var yani. O diyorsun ki izlediğin zaman ne olacak? Hani dili dublaj yapmış olsalar yine İran filmi olduğunu anlarsın. Başka yerde çekmiş olsalar, yine İstanbul'da çekseler anlarsın. Yani o sıkışmışlığı anlatıyor vesaire vesaire. Peki bizdeki o yaratıcılık da çok kısıtlı. Yani neden biz çok özgün olamıyoruz bu konuda? Genel anlamda şimdi senden bahsetmiyorum. Sen özgün işler yazıyorsun, çekiyorsun, o ayrı. Ama genel anlamda neden hep böyle bir kısıtlama var bizde? Yani neden böyle hep aynı şeyler çekiliyor? Film olsun, sanırım, dizi olsun. Sanırım şey, bizdeki sanırım patronlar. Hı. Hani aynı şeyi dizi için de söyleyebilirim. Aynı şeyi sinema için de söyleyebilirim. Denenmiş yollardan gitmek istiyorlar. Evet, garantici olur. Evet, evet. Garantici. Denenmiş yollardan gitmek istiyorlar. Bunun için sizin fakat siz bir şey yapmak istiyorsanız ve denenmemiş bir şey yapmak istiyorsanız kendi denenmemiş yolunuzu bulmanız gerekiyor. Doğru. Hani bir şey olarak sinema filmmaker olarak, evet. Diyeyim ben, evet. Buna yapımcı olarak ben de kendimi de aslında yapımcı olarak nitelemem. Film yapıcı, evet. Birisiyim. Orada denenmemiş yollar bulmak gerekiyor bir şekilde. Evet. Bazı şeyleri küçültmen gerekiyor, bazı şeyleri başka şekilde yapman gerekiyor. Veyahut da çok beklentin olmaması gerekiyor. Aynen, 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 aynen. Yani evet, şey gibi bir şey yani. Evde ürettiğin bir portakal suyunun Migros rafında olmasını bekleyemezsin ya. Doğru. Onun gibi bir şey yani. Sen kendi butik bir dünyan kurabilirsin. Evet. Ve orada insanlar sıraya girebilir. Evet. Ama o başka bir endüstrinin içerisinde hem o olmuyor. Evet. Kendi bir yöntemini bulman gerekiyor onu yapabilmen için. Şu an çok müsait aslında. Bak, bizim başladığımız zamanlar öyle değildi. Çok kısıtlıydı. Şu an çok müsait. Aslında herkes elinde bir sinema yapan cihazla geziyor şu anda. Doğru. Yani bir video yapar bir çocuk 14 yaşında bu akşam, evet. Bu sohbetimizden, evet, sonra, evet, evet. Yarın sabah Hollywood'dan teklif alır yani. Doğru. Hani, o kadar açık. Ki o da var zaten. Bir de örneği de var. Found footage diye, evet. Bir tarz da var. Aha. Çok yaygın değil. İnşallah burada biz bir ilke imza atacağız Türkiye'de. Hemen, evet. Buradan da duyurmuş olayım. Ama found footage de bayağı bir tuttu o tarz. Amerikalılar çok fazla yaptı. Çok işte çok fazla kostüme, işte makyaja önem verilmeyen, çekim tekniğinin çok fazla hani böyle teferruatı olmayan işler. Çok da başarılı oluyor aslında. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Tabii ki bu da kendi yöntemini bulmuş, hı-hı. işte. Yani yapabilir şeyini bulmuş. Yani yapılabilir. O hikayesini anlatmayı bulmuş. Tarzını bulmuş. Tamam, bir aslında bizler yönetmenler, işte yazarlar hikaye anlatıcısıyız aslında. Evet. Yani şimdi mesela dedik ya film biter mi? Belki 200 yıl sonra hakikaten bambaşka bir şeye evrilecek insanlık. Değil ve mi? İnsanlar birbirini bir dakikadan fazla dinleyemiyor olacak. Tamam. Belki bir dakikalık videolar yapması gerekecek insanların. Evet. O çünkü çok seçenek var ve tahammül yok artık. Bir yere gidecek ve, ama oraya şimdi orada da plastisite hani yani oraya uyumlanabilir olması lazım insanın. Evet. Yani zaten türün şeyi de devamlılığı uyumlanabilir olmasıyla ya. Doğru. İnsan uyumlanabilir olması lazım. Ben hala 2 saatlik film yapacağım dediğin zaman olmaz o zaman. Çünkü, doğru. Hiçbir şey karşılığını vermeyecek onun. Burada da aynı şey geçerli. İşte sinema başka bir yere giderse sen de başka bir yere gideceksin. Doğru, çok fazla bir şey yapacaksın yani. Annenin karnından sinemacı olacak diye şeyle doğmadın ki yani. Başka bir şekilde hikayeni anlatacaksın. Doğru. Önemli olan bir mesele var, onu anlatacaksın. Senin tarihteki atan bunu mağara şeyine çiziyormuş. Evet. O zamanın sinemacısı. Doğru. Sen de bu zamanın sinemacısı.
Şu anki, o zamanki storyboard aslında. Storyboard aşağı yapıyormuş. Tabii tabii. Ya bir şey söyleyeceğim. Bizim süremiz bitti ve aslında ben şu an doyamadım sohbetimize. Kısa zaman, kısa bir süre sonra devam edelim mi sohbetimize? Gerçekten. Hocam yetmedi ya 45 dakika. Ayaklarına sağlık. İyi çok ki geldin. Bu sohbetin devamını etmek istiyorum mutlaka. Çünkü daha bir sürü sorun vardı aslında. O kadar güzel anlattın ki gerçekten tam bir özgür sinemacısın aslında. Evet, bir filmmakersın. Ve bu çok hoşuma gidiyor. Harika işler izleyeceğiz yakında da. O beni de çok heyecanlandırıyor. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Misafirperverliğiniz için. Ayrıca çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim, programımızın sonuna geldik. Salı günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Andrew'un iki evi var ve bu çok stresli. Çok yardıma ihtiyacım var. Para tuzağı evini satmadan önce bir şehir evi satın aldı. Bu evin dün satılmış olmasını isterdim.